Sevgili dostlarım merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım hayat sizin için çok iyi geçiyordur. Gündemi takip ettiğinizi düşünüyorum. İnterneti, Türkiye haberlerini, dünyadaki gelişmeleri. Dünyada çok büyük gelişmeler oluyor. Dünyada büyük gelişmeler olurken Türkiye'de ne hikmetse hep kötü haberler gelmeyi ve çıkmayı bırakmıyor. En son faiz %19'a çıkartıldı ve tartışmalar bunun üzerinde. Bakın biz gençler olarak bu kadar buhranın, bu kadar sıkıntının içerisinde adeta varlığımızı, günlerimizi, elimizde olan belki de en büyük değeri boşuna zararla geçirip hayatımızı hiç ediyoruz. İşte bugün sizlerle biraz bu konulara değinmek istiyorum. Takipte kalın. Sevgili dostlarım merhabalar. Bugün sizlerle birazcık pro, birazcık tutum muhabbet yapmak istiyorum. Profil fotoğraflarımın kutsal mekanındayım. Arkadaşlar bakın size şunun garantisini verebilirim. Dünyada gerçekten büyük bir para bolluğu var. Amerikan FED, Merkez Bankası para bastıkça basıyor. Bastıkça basıyor. Yani adamlar üretmeden, etmeden şu anda para basmış durumdalar ve basmaya devam ediyorlar. Avrupa Merkez Bankası aynı, Japonya aynı, Çin aynı, İngiltere aynı. Para bollu. Bol, bol, bol para. Vatandaşa verdikçe veriliyor. Diğer tarafta kripto paralar bir şekilde değer kazanıyor. İnsanlar kripto para madenciliği yaparak yine yoktan para var ediyorlar ve yoktan varlık yaratıyorlar. Şimdi mevcut bu kadar sermayenin biriktiği bir dünyada Türkiye'nin 2 milyar dolar bulmak için arkadaşlar bütün şirketlerinin bütün milli varlığını koyduğu varlık fonunun arayışa çıkması ve bu parayı doğru düzgün bulamaması çok yüksek faizlerde borç bulmamız ülke olarak çok kötü yönetildiğimizin en büyük ifşası. Abi bakın AKP'lisinizdir, muhafazakarsınızdır, milliyetçisinizdir, solcusunuzdur, İslamcısınızdır, hiç fark etmiyor. Şu anda kabul etmemiz gereken şey hükümet, siyasiler, hükümete yardım eden MHP ve Vatan Partisi gibi kadrolar Türkiye'yi gerçekten yönetemiyor. Çünkü yönetebilmiş olsalar bu kadar bol paranın olduğu bir dünyada %19'da bu ülke faiz batağının içine sürüklenmemiş olurdu. Abi %19 faiz bu para bolluğunda ne demek biliyor musunuz? Ne demek biliyor musunuz? Yani bakın örnek vereyim şu anda Afrika'daki en dandik ülkeler dünyada en iğrenç hükümetlerin, diktatörlerin yönettiği ülkeler %20 faizde uyguluyor. Biz Türkiye gibi bu kadar sistemi kurduğumuz bir ülkede, yüzyıllardır modernleşen bir ülkede, yüzyıllardır bürokrasisine para ödediğimiz, sırtımızda kambur olarak taşıdığımız bir ülkede nasıl bu kadar faiz ödüyoruz? Abi hükümetin destekçisi arkadaşlar mikrofon uzatıldığında sokaklara falan şöyle diyor. Ya diyorlar ki bu elbiseler ne, bu ayakkabılar ne, bu cep telefonları ne fakirsek Türkiye. Size şunu söyleyeyim. Bu ülke eğer ki dünyadaki şu andaki refah ve ferahlık olmasa inanın 1950'leri, 1960'ları arar duruma gelirdi. Şu anda bir şekilde dünyada bolluk ve refah artışı var da onun yüzü suyu hürmetine biz batmıyoruz. Avrupa'nın sınırındayız da en azından oradaki üretimleri birazcık kendimize çekip böyle askeri veya turizmde birazcık kendimize çekip o da Allah vergisi yani. Turizmde doğal güzellikler de Allah vergisi bir şey. Bizim Türk milleti olarak veya siyasetçilerin yarattığı bir katma değer değil. Onların ekmeğini yiyoruz şu anda. Yoksa durumumuz bu yönetimle, bu kötülükle, bu sistem kuramayan beceriksizlikle facia olurdu. Venezuela'dan kötü duruma gelirdik. Çünkü Türkiye gerçekten Venezuela ahlakı ile yönetiliyor. Venezuela'nın başındaki Maduro denen beyinsiz Türkiye'ye geldiğinde ve siyasetçilerle görüştüğünde ben avaz avaz bağırıyordum ki o zamanlar hükümete karşı umudum vardı. Hükümetin pozitif yönlendirmeye çalışıyor. Diyordum ki ya bununla bizi aynı karaya koymayın abi ne yapıyorsunuz siz diyordum ya. Yani bizi bu kadar mı fakirleştireceksiniz? Maduro muymuş Türkiye'nin geldiği seviye diyordum. O zaman hükümet destekçisi arkadaşlar dombura çalıp işte Ertuğrul dizisi setinde fotoğraf vermekle meşgullerdi. İşte geldiğimiz durum şu anda Venezuela ile neredeyse aynı faiz oranlarına geldik. Abi bakın hükümeti desteklersinizdir, politikalar şöyledir, böyledir, işte
Türkiye'de hep bir kriz varmış, hep bir kurtuluş savaşı veriyormuşuz, hep bir emperyalistlere karşı böyle bir mücadele içindeymişiz havasıyla zamanınızı, ömrünüzü geçirirsiniz. Tamam, buna inanmışsınızdır. Bazıları tarikatla geçiriyor, bazıları başka bir şeyle geçiriyor, bazıları Budizmle geçiriyor. Anladın mı? Herkes hayatını geçirecek bir anlam arıyor. Siz de böyle bir anlam bulmuşsunuzdur. Ama takıldığınız bu gericilik, takıldığınız bu demokrasinin önemini anlayamama, takıldığınız bu özgürlüğün, ifade özgürlüğünün ne olduğunu anlayamama durumu bizim sadece kendimizin değil, geleceğimizin, çocuklarımızın da bütün potansiyelini ve refahını çalıyor. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti hazırdan yiyor. Bakın, bakın çok ciddi bir örnek vereceğim. Türkiye'deki 1.7 kişinin çalıştığı, iş hayatında olduğu ortamda 4 tane emekliye bakılıyor. 4 tane emekliye. Avrupa'da bu 1'e 2 oranında yaklaşık. Yani bir emekliye karşı arkadaşlar, bir çalışana karşı 2 emekli geliyor. Yani Avrupa'nın 2-2.5 katı kadar üzerimizde bir sigorta ve emekli yükü var. Şu ana kadar Türkiye'deki nüfus artışı, Türkiye'deki doğurma oranlarındaki geriden gelip aynı böyle Afrikalı ülkelerdeki gibi o potansiyel, o bolluk bizim bu emeklileri taşımamıza sebep oldu. Burada hep anlatıyorum bunu. Ama önümüzdeki 10 seneden sonra bizim emekli olacağımız yıllarda bizim emeklilik ve sigorta sistemimiz matematiksel olarak çökmek zorunda. Çökecek. Sen, ben, beni izleyen arkadaşlar, 40 yaşın altındaki arkadaşlar. Biz emekli olamayacağız. Emekli olsak bile alacağımız emekli maaşı 200 doları geçmeyecek bugünün parasıyla. Hepiniz 200 dolarlık maaşlarda yaşamak zorunda kalacaksınız. Çoğumuz doğru düzgün sigorta sistemi, sigorta, sağlık hizmeti alamayacak. Çünkü batmış bir sistemi şu anda komada yaşatmaya çalışıyoruz borçlarla. Bakın, Varlık Fonu diye bir şey yapıldı. En büyük şirketlerinden bir tanesine Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları'nın son yıllardaki ne kadar borca girdiği, ne kadar borç batağına battığını biliyor musunuz? En son açıkladığı hiç bilançoyu gördünüz mü? Milyar dolarlar. Diyeceksiniz ki pandemi var. Abi, pandemi var ama diğer tarafta kullanılmayan yeni havalimanının maliyeti var. Diğer tarafta hala devam eden Çanakkale Köprüsü'nün maliyeti var. Diğer tarafta sürekli 3-5 tane şirkete dağıtılan yollar, özel yollar ve köprüler var. İşte ve daha da bunu arttırabilirim bu örnekleri. Hiç kimsenin kullanmadığı onlarca stadyum var. Bunların yüz milyonlarca sağa sola belediyelere, devlete yüklendiği borçları var. Diğer tarafta küçük illerde kullanılmayan havalimanları var. Ne olacak abi? Bu birikmiş borçlar bize nasıl bir gelecek vaat ediyor? İşte bu vaat edilen şeyi anlamak için birazcık gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Sürekli kriz varmış, sürekli güvenlik problemleri yaşıyormuş, sürekli işgal edilecekmiş psikolojisiyle günlük fakirliğimizi, bunalımımızı, buhranımızı, çaresizliğimizi bahanelerle örtmeye çalışmak bir hayal dünyası abi. Hiçbir zaman sihirli bir değnek, böyle sihirli bir değnek gelip böyle başımıza bir kurtarıcı gelip hadi hepimizi refaha ulaştırdım. Şöyle gelip hadi bakalım 2023, hadi bakalım 2053, 74 bilmem ne hepimiz Avrupalı kadar zengin olduk diye bir olay olmayacak. Gelişme, refahını arttırma adım adım gelen bir olay. Adım adım sizin yavaş yavaş kurduğunuz sistemle geleceğinize yaptığınız yatırım. Biz şu anda geleceğimize hiçbir yatırım yapmıyoruz. Aksine geleceğimizden çalıyoruz. İslamcı arkadaşlar, milliyetçi arkadaşlar, muhafazakar arkadaşlar kafalarında sürekli bir yerleri işgal edip ele geçirip Osmanlı'daki gibi bundan sanki bir zenginlik gelecekmiş algısındalar. İşte Yunanistan'la savaşıp adaları ele geçirelim. Abi, sen kendi mevcut adalarını ne kadar kullanıyorsun ki? Oraya ele geçince ne olacak? Sen Kıbrıs'ı ne kadar kullanıyorsun? Sen mevcut turizmde işte ne bileyim bazı kumarhane yatırımları yaparak belki turizmini ne kadar zenginleştirebiliyorsun, artı değer katabiliyorsun ki adaları alsan ne olacak? Anlatabiliyor muyum? Biz mevcut zaten potansiyelimizi kullanamayıp kendimizi bürokrasinin ve %5, %10'luk elitist bir İslamcı, siyasal İslamcı kesimin peşine takılmış bir sistemde harcayıp kendimizi giderek fakirleştiriyoruz. İşte böyle olduğu için de arkadaşlar yakın dönemde ne yazık ki çok zor günler bizi beklemeye devam ediyor. Bundan kurtulmamız için eğitim sistemini değiştirmemiz gerekiyor.
Bakın demokrasi ne demek? Abi bak bunlar vallahi çok önemli şeyler. Bak Allah'ın adını veriyorum. Ya yemin ediyorum size bunlar böyle özgürlük ya. Boş bana çocuk işleri. Demokrasi ya böyle eğleniyor ya bu Avrupalılar. Böyle denilen şeyler değil. Abi bunlar olmadığı zaman para kaçıyor. Bakın bugün bir haber çıktı. Son birkaç yılda 30 bin milyoner iş adamı ülkeden kaçmış. Çin, Hindistan, Türkiye. Ne bunların üç ortak özelliği ne abi? Size söyleyeyim. Demokrasinin olmaması, refahın olmaması, özgür ifadenin olmaması, gençlerin bu ülkelerde bir potansiyel görmemesi. Bakın tekrarlıyorum, tekrarlıyorum. Hiçbir Türk genci, tamam mı? Abi hiçbirimiz Türkler olarak yurt dışında yaşamayı istemeyiz eğer ki özgür ve refah bir ülkemiz olsun. Çünkü bizim kültürümüz, bizim yemeklerimiz, bizim sosyal hayatımız gerçekten farklı ve güzel. Bizim yurt dışına gitmemiz demek buramızda bir pranga taşımamız demek. Buramızda bir kolumuzu kopartıp atmamız, bu acıyla yaşamamız demek. Ama ülkedeki mevcut işte bu söylediğim problemler o kadar bela yaratıyor ki o acıyı katlanarak yurt dışına kaçma çaresinde kendimizi buluyoruz. Bunlar hükümet, bunlar güncel siyasal işleri değil arkadaşlar. Bunlar gerçekten zeka işi. Gerçekten hani yurt dışında biz şöyle yapıyorlar, bizi çökertmeye çalışıyorlar. Bunların hepsi geri zekalı bahaneleri. Biz gerçekten zeki bir millet olsak, gerçekten o sokakta mikrofon tuttuğumuzda doğru düzgün konuşmayı bilmeyen ve Türkiye nüfusunun ağırlıklı nüfusunu oluşturan, oranını oluşturan bu insanlar gerçekten eğitimli ve kafası çalışan insanlar olsa biz bu durumda olmayız. O yüzden siz yine benim hep burada söylediğim şeyi bir düşünün. Bireyselleşmeyi ve bu kıskaçtan, bu kurtulamaz kıskaçtan kurtulmayı düşünün. Çünkü ben şu anda siyasetçilere bakıyorum. İşte muhalefetinden yeni kurulan partilerine vesaire. Abi hepsi birbirine aynısı. Hepsi, bütün döngü sistemin, bürokrasinin zenginleşmesine, hayatın devam etmesine bakıyor. O yüzden siz beni takip etmeye devam edin. Aramızdaki mesafeyi yakınlaştıralım. Bu videoyu beğenin. Çünkü konuşmamız lazım abi ki bu kıskançtan en azından bireysel olarak kurtulabilirim. Sevgiler.